basının ışıkları. Partisi Genel Başkanı. Akademik hayattan da yakından tanıdığım Sayın Profesör Doktor Ümit Özdağ genel merkezimizi ziyaret ettiler. Kendileri görüşme talebinde bulundular. Epey uzun bir süredir görüşmemiştik yüz yüze de. Bu vesileyle hem hoş geldiniz diyorum. İçeride çok açık yürekli ülke meselelerini ve ortak sorun alanlarını açık yüreklikle konuştuk, tartıştık. Ben de kendi tecrübelerimden hareketle onların bu bakışlarını, yaklaşımlarını değerlendim. Bunlar da karşılıklı olarak çok güzel bir değerlendirme yaptık. Tabii misafirimiz oldu ve görüşme talebi ondan geldiği için önce Ümit Bey buyursunlar. Sağ olun. Değerli basın mensupları, Sayın Genel Başkan'a nazik misafirperverliği için teşekkür ediyorum. Zafer Partisi adına. Bugün burada olmamızın nedeni çok teknik bir konuda görüşmekti ve mesele sınırda Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının silah kullanma yetkisinin hukuken yeniden belirlenmesiyle ilgili bir yasal düzenlemenin yapılması ve yine sınırda Ottawa Anlaşması'ndan çekilerek mayın döşenmesi hususlarıydı. Tabii bu iki hususu görüşürken Orta Doğu'nun genel jeopolitik durumu ve bu jeopolitiğin nasıl geliştiği konularını da Sayın Genel Başkan, yıllarca Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık yapmış bir siyasetçi olarak bizzat yaşadığı deneyimlerle izah etti. Onun için de kendisine teşekkür ediyorum. Bizim sunduğumuz dosyayı değerlendirecekler. Belki bazı teknik görüşmeler olacak ve daha sonra bu konuların meclis gündemine gelip gelmeyeceği de o görüşmelerden sonra netleşecek. Ben tekrar teşekkür ediyorum Sayın Genel Başkan. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bu iki spesifik konuyla ilgili biz kanaatlerimizi arz ettik, dosyayı aldık. Sınırda bir müdahale dolayısıyla hukuki bir yargılama sürecine tabi olan bir askerimizle ilgili bir dosya. Hukukçularımız bana bakacaklar. Ancak şunu ben Sayın Genel Başkan'a ifade ettim. Türkiye'de sınır güvenliği konusunda silahlı kuvvetlerimize ve emniyet birimlerimize verilen yetkiler açıktır. Terörle mücadele esnasında birlikte görev yaptığımız Şanlıurfa Valimiz İzzettin Bey, İzzettin Küçük Bey de yanımızdaydı. Onunla bizzat bu konudaki tecrübeni aktardım. Silahlı kuvvetlerimizin sınırları kontrol altına tutmak için tabi oldukları kurallar angajman kurallarıdır. Gerek hava kuvvetlerinde, gerek kara kuvvetlerinde, gerek deniz kuvvetlerinde. Bu angajman kuralları birliklere gönderilir ve bu birlikler gerekli tedbirleri bu angajman kurallarına göre alırlar. Eğer burada bir hukuki boşluk varsa tabii bakarız bir hukuki hata. Ama silahlı kuvvetlerimizin silah kullanma yetkisi de toplumdaki asayişin ve kamu düzeninin sağlanması da ancak demokratik hukuk devletiyle olur. Hukuk devletinde ortaya çıkabilecek yıpranmanın, aşınmanın yol açabileceği riskleri, hele hele olağanüstü hal benzeri uygulamaların yol açabileceği demokratik riskleri Sayın Genel Başkan'la paylaştığım mayın meselesi ise Ottawa Sözleşmesi bağlamında da bunu ele aldık. Türkiye'nin sınırlarının hemen hemen hiçbirisi İran sınırları hariç doğal sınırlar değil, geçişkenliği olan sınırlar ve bunun getirdiği bazen ağır bedeller, bazen de bir takım avantajlar söz konusu olur. Bizim tutumumuz açık. 2022 yılında, 2021 yılında kamuoyuna açıkladığımız ve çok değerli Büyükelçimiz Moskova'da yapmış Sayın Ümit Yardım ve değerli Valimiz Sayın İzzettin Küçük'ün ortak çalışmasıdır. Evet, Türkiye'de büyük bir göç sorunu, sığınmacı sorunu var. Bunu görmemiz ve buna tedbir almamız lazım. Halkımızda karşılıklı açıklamalarla ortaya çıkmış bir biriken bir öfke veya bir en azından bir tedirginlik de var. Bu gerçeği görüp buna göre tedbir almak lazım. Ancak alacağımız tedbirlerin hepsinin Türkiye'nin hukuk devleti kurallarına uygun olması lazım. Hukuk devleti kuralının temel ölçüsü de kamu düzenidir. Kamu düzeni kim tehdit ederse etsin, ister Türk, ister yabancı, kamu düzeninin korunması konusunda gerekli tedbirler almak devletin görevidir. Göç sorunu çok doğru bir tespitle Sayın Genel Başkan toplantımızda söyledi. Küresel bir sorundur ve büyük göç dalgaları beklenebilir. Yani dünyada küresel bir sorun. Ancak Ukrayna'dan Polonya'ya 8 milyon göçmen gitti 2 senede. Bunun takriben 5 milyonu Polonya'da kaldı.
Fakat benzer olaylar Polonya'da gözlenmemişse, demek ki Türkiye'de bir sıkıntı var. Açık ifade edeyim. Birçok çevreler bu konuda haksız ithamlarla üzerime gelirler. 13 yıllık Suriye krizinin 8 yılında ben yokum. Yani yönetimde olmadığım gibi dışlanmışım. Ama Türkiye'de iktidarda bulunmuş ve elinizde medya gücü yoksa birileri geçmişte bulunmuşsanız bu suçlamalarda bulunurlar. Türkiye'de şu anda büyük bir göç idaresi sorunu vardır ve bunun sorumlusu iktidardır. Neden mi? Mayın alanlarını, her yeri mayın alanına çevirsek, askere yetki versek, Allah aşkına o sınırları korumakla yükümlü şerefli Türk Silahlı Kuvvetleri'nin paşa düzeyine gelmiş birisi, ismini burada zikretmeyeyim, daha birkaç hafta önce insan kaçakçılığından tutuklanmışsa, tuz kopmuş demektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin paşası insan kaçakçılığı yapmaz. Mayın orması bu durumu değiştirmez. Mayın değil, araya ne koyarsanız koyun. Bu sorunun gerçek müsebbibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurumlarında çürümeye sebep olanlardır. Silahlı kuvvetlerimizin, emniyet birimlerimizin, göç idaresinin bir takım sorunlara böyle maddi çıkarlar açısından bakıldığına dair bilgiler her yerde dolaşırken ve bir takım işlemler için dahi rüşvetler talep edildiği yaşanırken göç sorununu çözmek imkanı yoktur. Ve buradan şunu da ifade etmek isterim. Hepimizin çok sorumlu bir duyguyla davranması lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti nevzuhur bir devlet değildir. Yeni doğmuş ve tedbirsiz bir devlet de değildir. Çevresinden kopmuş bir ülkede değildir. Bayır Ucak Türkmenleri ya da Halep Türkmenleri veya diğer şeyler. Ülkemizin çevresinde bize dönük bir beklenti olur. Mülteci sorunu çözerken göç idaresi yeniden yapılandırılmalı. Mümkünse göç bakanlığı kurulmalı. Mümkünse değil kurulmalı. Bu ölçekte bir sorunla karşı karşıyayız. Ve net kurallar ortaya konmalı. 250 bin dolarlık vatandaşlık verme işlemi derhal durdurulmalı. Sınır boyunda Ocak 2006'dan beri başlattığımız modül duvar uygulaması etkin bir şekilde hayata geçirmeli. İran, Türkiye sınırından gelen Afganları engellemek için İran'la görüşülmeli. Her türlü tedbir alınmalı. Bu konuda çok ciddi bir zaaf görüyorum. Ama bu zaafın bedeli Türkiye'nin kamu düzenini bozmak olmamalı. Kayseri'de yaşanan olaylar Türkiye'de kamu düzeni sorununa dönüşebilecek bir göç sorunu olduğunu ortaya çıkardı. Türkiye'de yaşayanlar, turistler, mülteciler, Türkler hepsi güven içinde yaşarlar. Eskiden bizim devlet töremizde bulunduğumuz topraklar eman topraklar olarak görülürdü. Türk devlet töresinde emin bulunan topraklar. Şimdi Kayseri olaylarında çarpıcı bir istatistik hepimizi beni çok ciddi şekilde kaygılandırdı. 855 kişi gözaltına alındı. 855 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı rakamıdır. Bunun 468 kişisi içinde cinsel taciz de dahil olmak üzere, uyuşturucu kaçakçılığı da dahil olmak üzere geçmiş sabıkalılar. Yani güya orada mültecilerin bir takım yanlışlarını düzeltme iddiasında olanlar, gidip bu işlemleri yapanların yarısından çoğu sabıkalıysa o zaman ben çok ciddi kaygılanırım. Bu demektir ki örgütlü bir yapı Türkiye'de kaos çıkarmak istiyor. Suriye'deki şebbihalara benzer şekilde Türkiye'de birileri kendi hukukunu uygulamaya kalkarsa işte o zaman düşünmeye başlamamız lazım. Biz yanlış bir haberle Atatürk'ün Selanik'teki evinin bombalanması üzerine 1955'te 6-7 olaylarını yaşadık. Birileri zengin oldu talandan. Birileri efendim baskı kurdu, Türkiye'de güç mevki elde etti ama Türkiye Cumhuriyeti'nin imajı sarsıldı. Türkiye Beyoğlu yaşanamaz bir yer gibi görüldü. Şimdi bizim hepimizin bu kamu düzenini koruma sorumluluğumuz var. Kahramanmaraş olaylarımız var. Şunu da ifade edeyim. Uluslararası kontekste Sayın Genel Başkan'a ifade ettim. Geçmiş akademik çalışmalarımızda İsrail üzerine de birlikte çalıştık. Orta Doğu üzerine de yani çalıştık derken benden makale istendi, makale verdim. Konuşuruz her zaman. Fakat bu olayların bu şekilde tırmanmasının sebeplerinden biri de İsrail'in Gazze'de uygulamakta olduğu soykırımı unutturmak üzere bazı istihbarat örgütlerinin Türkleri Araplara, Arapları Türklere, Türkleri Kürtlere, Kürtleri Türklere, Türkleri İranlılara, İranlıları Acemlere çatıştırma meselesidir. Sykes-Picot'u 1917 yılında çizenler bu yaşanan facianın sorumlularıdır. Biz o emperyalist güçlerin bugünkü oyunlarına karşı omuz omuza vermek durumundayız. Ne tedbir alınacaksa ben elimden gelen bütün imkanı bunu, elimdeki bütün bilgi ve birikimi sunmaya hazırım. Sayın Genel Başkan'a da ifade ettim, meclis grubumuza da ifade ettim. Madem ki mülteci sorunu ve birçok iddialar ortaya da dolaşıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kurulsun.
Aynen 15 Temmuz darbe araştırmaları gibi. Ve bu sorunun arkasındaki bütün faktörler ele alınsın. Ben hayatta hiçbir hesabı vermekten kaçınmadım. Giderim. Selçuk Bey biliyor, 15 Temmuz Darbe Araştırmalı Komisyonu'na devlet katından görev yapmış ve cevap veren tek devlet yetkilisi bendim. Bir de Sayın Abdullah Gül'ün kısa bir cevabı vardı. 75 sayfa rapor verdim. Mülteci sorunuyla ilgili vaktinde her türlü tedbiri ben devlet katında gündeme getirdim. Tampon bölge kurmak dahil ve dahi Türkiye'deki göç yönetiminin, yani İçişleri Bakanı dahilinde olan şeyleri bile Dışişleri Bakanı'ndan bekleyenlere söylüyorum. Türkiye'de bütün kurumların bu konuda seferber olması lazım. Ve ayrı bir araştırma komisyonu da Kayseri olaylarıyla ilgili kurulması lazım. Kayseri, Anadolu'da Selçuklu, Konya başkentinin sırtını verdiği şehirdir. Kayseri, insanlarımızın vicdanlığıyla tanıdığı bir şehirdir. Kimler orada bu provokasyonlara sebep olmuşsa, ola ki mülteciler arasında da suçlu varsa, o da ortaya çıkarılsın. Ama kimse hukuk kendi eline alıp sokaklarımızı, efendim utanç verici bir şeydir, burası Türklere ait bir Kur'an kursudur diye bir şey yazmak zorunda nasıl kalır insanlar? Dolayısıyla Sayın Genel Başkan'a da ifade ettim. Ne zaman bir soruları olursa, bu arada şunu da ifade ederim, çok teşekkür ederim. Geri kabul anlaşmasıyla ilgili çok net bazı perde arkası bilgiler verdim. Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar, geri kabul anlaşmasının mülteci sorununa hiçbir alakası yoktur. Geri kabul anlaşması, Sayın Genel Başkan da ifade ettiğim gibi 2009 yılında serbest vize uygulaması başlatılması için başlayan bir süreçle imzalanan bir anlaşmadır. Suriye krizi yokken ve serbest vize uygulaması başlamadıkça da devreye girmemiştir. Geri kabul anlaşması bahane edilerek herhangi bir mülteci Türkiye'ye girmişse girenler suç işlemiştir. Buna izin verenler suç işlemiştir. Bir tek kişiyi dahi alma yükümlülüğü yoktur Türkiye'nin ve hiçbir dönemde de böyle geri kabul anlaşmasına bu doğmadı. Geri kabul anlaşması feshedilse bile sadece Türkiye'nin vize serbestliği, Avrupa'ya serbest vize uygulamasına geri gidilmiş olur. Mülteci sorunu çözülmez. Yapmamız gereken içeride düzeni sağlayacağız. Göç yönetimini düzene koyacağız. Sınırları kontrol edeceğiz. Bütün ülkelere gerekli uyarılarda bulunup sınırlarımızdan geçişi engelleyeceğiz. Ama her şeyden önce hukuk, kamu düzenini sağlayacağız. Ben her zaman değerli genel başkanla görüşmek konusunda hazırım. Herhangi bir soru olursa da çok güzel bir içeride, çok derinlikli bir sohbet ettik. Evet. Şeref verdiniz. Sağ her ol, zaman bekliyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Genel başkanlar, Sayın Davutoğlu, 8 yılında görevde değilim diyorsunuz Suriye politikasında ama bu Suriye politikasının başlangıcında Suriye'nin iç işlerine müdahaleyle oradaki Sünni Arap toplumu AK Parti iktidarının verdiği destek boyutu da tartışılıyor. O dönemin Dışişleri Bakanı olarak ve açık koptuğu politikasının da o dönemki açıklamalarınız itibariyle destekçisi olarak öz eleştiri kısmınız nedir? Şimdi şunu söyleyeyim. Siyasetçi insandır. Hata da yapabilir. Ben bir devlet adamı, bir hata varsa da bunu gözden geçirir. Ama şunu ifade edeyim. 8 yıldır görevde değilim derken şunu kastediyorum. 8 yıldır görevde olmayan birine saldırmak kolay. Algı operasyonu yapmak kolay, hesap sormak kolay çünkü bedeli yok. Peki 13 yıldır bu ülkeyi yönetenlere, 8 yıldır da bensiz yönetenlere bu sorular niye sorulmaz? Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'de bir görevi vardır. 1960'larda çıkan Dışişleri Bakanlığı yasası vardır. Bahsettiğiniz dönemde Dışişleri Bakanı olarak benim görevim Türkiye'nin diplomatik ilişkilerini yürütmek, uluslararası sorunlara çözüm bulmak, Türkiye'yi temsil etmek. Yani sınırları korumak benim görevim değil. Yani Türkiye içindeki göçmenlerin kamptaki düzeni benim görev alanıma girmez. Yani şehirlerde bu demografik değişim benim görev alanıma girmez. Ve o dönemde Milli Güvenlik Kurulu toplantıları yapıldı. Bütün kararlar oradan geçti. O şeyler açıklansa, üzerinde gizlilik var, görülür ki her aşamasında Dışişleri Bakanı olarak gerekli uyarıları yapmışım. Tampon bölge kurulsun demişim. Ben mi kuracağım tampon bölgeyi Dışişleri Bakanı olarak? Diplomatları mı göndereceğim tampon bölgeye? Kravatlı diplomatlar orada beklesinler. Şimdi, onun için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çağrıda bulundum. 4 yıl yani krize esas alırsanız 3,5 yıl Dışişleri Bakanı Suriye krizi esnasında 1,5-2 yıla yakın da başbakanım. Başbakanken de gerekli tedbirler almak için özen gösterdim. O dönemde Milli Güvenlik Kurulu'na başbakanlık yapan değerli Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül, o dönemde ve daha sonra Başbakan ve Cumhurbaşkanı en kudretli isim Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Genelkurmay Başkanı Sayın Necdet Özel.
Milli Savunma Bakanı Sayın İsmet Yılmaz, Müsteşarı ve şimdiki Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Sayın Efkan Ala. Şimdi bütün o şeyde hepsiyle ben teşrik-i mesai yaptım. Kimseyi suçlamıyorum. Ama eğer bu ülkeye hizmetten başka hayatında hiçbir rant elde etmemiş bir devlet adamına yıllardır alçakça medya algı operasyonları yapılıyor da onun arkadaşları susuyorlarsa konuşmak zorundalar. Onun için ben Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu kurulsun dedim. Şunu da düzelteyim. Türkiye asla Sünni Araplarla ilgili bir politika geliştirmemiştir. Allah aşkına. Beşer Esad 2011 demiş ya Alevi Nusayri oldu. Yok, 2003'te de Nusayri'ydi. 2008'de ben Beşer Esad'la Ehud Olmert İsrail arasında arabuluculuk yaparken de Nusayri'ydi. Biz hiç Beşer Esad'a destek verdiğimiz dönemde bu Nusayri Sünni değil diye desteğimizi kestik mi? Türkiye'nin çevre ülkelerdeki politikası hiçbir zaman mezhep ağırlıklı olmamıştır. Etnik temelli de olmamış. Ama sömürgeciler öyle bir yapı kurmuşlar ki Orta Doğu'da, Suriye'de çoğunluk olan %85'i oluşturan Sünnilere yönetimde yer vermemişler. Irak'ta da çoğunluğu oluşturan Şiilere yönetimde yer vermemişler. Birisinde Saddam bağızçılığı doğmuş, birisinde Esad bağızçılığı ve iki ülkede hukuk bulmamış. Mesele mezhep ve etniste değil. Mesele devletin, oralarda devlet yapısının çözülmesi. Dolayısıyla bu konularda yapılanlar haksız suçlamalardır. Öz eleştiri yapacağım şeyler olur, hep olur. Hepimiz her gün yaşıyoruz. Ama bilinsin ki tedbirde asla kusur etmedim. Ve şeyde de görev alanımla ilgili. Bu soruları niye bugünkü iktidar sahiplerine 8 yıldır mültecilerin en büyük sayısını oluşturan Afganlar, 2016'da ben başbakanlıktan ayrıldığımda bir tane Afgan mülteci yoktu. Varsa geçiş, yani turist gibidir. Ne zaman geldi? 2021'de. Ne zaman? Sayın Erdoğan Biden'la görüşüp Taliban'a devredildiğinde Afganistan gelenler niye İran'la konuşmadınız, dengelemediler? Niye bunu sormuyorsunuz? Peki rezalet 250 bin dolara vatandaşlık rezaleti benim dönemde. Ben Dışişleri Bakanı olarak bunu rıza gösterir miydim? Kim yaptı bunu? Ha ama şöyle bir şey var Türkiye'de. Çok oportunist bir tavır var. Ben iktidara vurayım ama bedel ödemeyeyim. Nasıl bedel ödemeyecek? İktidara vururken bugünkü iktidara vururlarsa bedel ödeyecek. Ama geçmişte o iktidarla birlikte olduğu için Davutoğlu'na vurursan bedel ödenmediği gibi bir de alkış alacaksın. Bu ucuzculuğa pabuç bırakmam. Çok net söylüyorum. Hodri meydan. Herkes elindeki bilgileri paylaşsın. Mesela çarşaf Sayın Genel Başkan'a da ifade ettim. Çarşaf benim Beşer Esad'la yaptığım görüşmede Sünnileri şunu yaptım bunu yap. Ya gizli saklı ki o görüşme 6 saatlik görüşmenin dokümanları Dışişleri Arşivinde var. Büyükelçimiz yazdı, ben yazmadım ki. Açıklasınlar. Suriye tarafı konuştu. O günlerde Suriye'de başbakan olan Riyad Hicabi açıklama yaptı. Sayın Davutoğlu 2011'de görüşmeye geldiğinde ben de devlet katındaydım. Başbakandı Suriye başbakanı. Asla bize böyle bir telkinde bulunmadı. Asla Sünni Arapları falan söylemedi diye açıklama yaptı. Niye bunu dinlemezsiniz? Ha hesap ne biliyor musunuz? Davutoğlu siyaset sahnesine sıkıştırmak. Vallahi ben nice ateş çemberinden geçmişim. Kimse beni korkutamaz. Kimse de devlet katında yaptığım işler dolayısıyla benden hesap soramaz. Sorarsa cevap veririm zaten, korkmam. Çünkü benim arkamda korktuğum bir servet yok. Beni yolsuzluk yaptı diye suçlayamayanlar, beni devlet malına göz dikti diye suçlamayanlar bulmuşlar ellerine bir sakız, ağızlarında bir sakız, Suriye mülteci. Suriyeli dürüst devlet adamları, işte bahsettiğim başbakan gibi, hepsi benim yaptığımı bilirler. Bizim şu anda çözmemiz gereken, bakın kusura bakmazsanız soru şey geldiği için, Sayın Esad'la görüşülecek. Bugün tavsiye ederim, T24 reklam olmazsa, Murat Sabuncu açıklamada bulundum. Ben görüşülmesine karşı değilim. Ama hangi zeminde ve hangi çerçevede görüşeceksiniz? Görüşme yaparsınız, bakın, içeride konuşamamıştık bu vesileyle, bunu da zikredeyim. 2018, Ürdün'le Suriye normalleşti. Suriye ile Lübnan normalleşti ve mültecilerin geri dönüşüyle ilgili anlaşma yaptılar. Ondan önce 500 bin kişi dönmüştü. Ondan sonra 300 bine düştü. Hiç kimse dönmedi geriye. Niye biliyor musunuz? Suriye teslim edilen mültecilerin çoğu işkence gördü. Bir kısmı da öldürüldü. Şimdi bu haberleri bilen, nasıl saf dillikle sanki Esad'la bir kere görüşürse mülteci sorunu çözülecekmiş havasına kapılır. Beşer Esad Suriye topraklarının sadece 1/5'ünü kontrol ediyor. O da kontrol ettiği yerlerin büyük kısmında Rusya ve İran milisleri tarafından kontrol ediliyor. Görüşme nasıl olur? Görüşme şöyle olur. Birleşmiş Milletler'in 2254 sayılı kararı var. 18 Aralık 2015.
Koyarsınız masaya Rusya'ya, Rusya'nın altında imzası olan karar. Der ki, bir geçiş süreciyle bütün unsurların katıldığı bir hükümet kurulur. Arkasından da Birleşmiş Milletler teminatıyla mülteciler döner. Ha, o zaman dönerler. Ve Türkiye'nin mülteci sorunu çözmek için Suriye'de barış kurmak lazım. Türkiye'deki mültecileri hayatlarından bezdirerek ya da efendim her an öldürülecekler tehlikesi altında tutarak, bizim vicdanımıza sığmaz bu. Devlet aklıyla millet vicdanını birleştireceğiz. Bunu birleştirdikten sonra bu mültecilerin gitmesi için Suriye'de barışı sağlayacağız. Ben Beşer Esad gitsin, o gelsin, bu gelsin de o Suriye halkı karar verir. Böyle bir zeminde görüşürse Sayın Erdoğan doğru yapar. Ama bu olmadan nasıl eskiden aile dostuyu, gel tekrar aile dostu olalım derse bu kimseye teminat vermez. Devletler arası ilişkiler hele kriz alanlarında kişisel dostluklarla değil, sağlam stratejiler ve tedbirlerle ayakta durur. Tabii çok şey bir temelli bir soru sorduğunuz için detaylı cevap verdim. Suriye bizim dostumuzdur. Güçlü bir Suriye istiyoruz. Zayıf bir Suriye değil. Sorum da benim var. İstanbul Milletvekiliniz Selim Timurci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Size de bilgi verdiğini söyledi. Ama şöyle iddialar geziyor efendim. AKP'ye katılacağına yönelik iddialar geziyor. Bu iddialar dolayımında da Saadet Gelecek Meclis grubunun düşme ihtimali dillendiriliyor. Bunu nasıl değerlendiriyor? Şöyle değerlendireyim. Yalancı çoban hikayesini bilir misin? Her gün yalan, bir yalan uydurup akşama kadar. Ya bir yıldır Sayın Selim Temurci ile ilgili bugün geçti yarın geçecek. Bugün geçti yarın geçecek. Ya arkadaşlar bir yılda niye gerçekleşmedi bu? Her hafta bu haberle Gelecek Partisi'ne dönük bir algı operasyonu yapılıyor. Şimdi Selim Temurci kim? Selim Temurci benimle birlikte siyasi ahlak yasasını savunduğu için ağır bedelle ödemiş ve benimle birlikte AK Parti'den ihraç edilmiş birisi. 2018'de milletvekili yapılmamış birisi. Ve Sayın Selim Temurci hem bizim kurucumuz hem teşkilat başkanlığımızı 3 yıl yaptı. Siyasi işler başkanlığımızı yaptı ve şu anda da meclis grubumuzda. Niye çıkıyor bu haberler peki? Bak açık söyleyeyim. Birileri Gelecek Partisi'nin mevcudiyetinden rahatsız. Birileri de Gelecek Saadet grubunun mevcudiyetinden rahatsız. İstiyorlar ki bu önce Gelecek Saadet grubu dağılsın, arkasından da Gelecek Partisi dağılsın. Çünkü biliyorlar ki bizim muhalefetimiz, bakın biraz önce söylediğim gibi, CHP muhalefeti gibi olmuyor. İçeriden ve doğrudan hitap eden bir muhalefet oluyor. Bu sebeple geçen sene 28 Mayıs'tan sonra Gelecek Partisi'ne sarsıntı beklediler. Ne oldu? Bırakın sarsıntıyı, mecliste. Ne oldu? Tam dağılacak bunlar diye hava yaydılar. İkinci kongremizi, büyük kongremizi yaptık. Partimizi köklü bir zemine oturttuk. Bundan rahatsız oldular. Şimdi bu söylentiler. Açık ifade edeyim. Sayın Selim Temurci Cumhurbaşkanımızla görüştü. Bunda hiçbir yanlış görmüyorum. Benim arkadaşlarıma güvenim tam. Herkes herkesle görüşür. Bizi bilgilendirmek, bizimle konuşmak şartıyla. Bunda bir yanlış yok. AK Parti'ye geçme şey ise bu üretilen bir şey, bir senaryo. Şöyle düşünün. Evet biz Gelecek Partisi küçük bir fidanız. Yeni kurulduk. Rüzgarlar sert esiyor. Don yapıyor. Ama biz bir fidanız. Büyüme potansiyelimiz var. AK Parti ise ilkelerini terk ederek yolsuzluklarla, yasaklarla, yoksullukla mücadele yerine yolsuzluklara dayalı bir sistemik yolsuzluk düzeni kuran bir yapı olarak büyük bir ağaç gibi görünüyor ama içi çürümüş durumda. Ya bir aşı olacak ya da çürüyecek. Biz ise yeni bir fidan olarak yolumuza devam edeceğiz. Kimse bu senaryo, bu tür algı operasyonları yapmasın. Bizim meclis grubumuz da görevde, Gelecek Partisi milletvekillerimiz de, Selim Bey de dahil Plan Birçok Komisyonu'nda çok güzel bir performans sergiledi. Plan Birçok Komisyonu'nda yaptığı konuşmanın doğurduğu rahatsızlıklardır bir kısmı. Ama biz herkesle görüşürüz. Ben de görüşürüm. Bugünkü mülakatımda da söyledim. Devletin Cumhurbaşkanı rahmetli Demirel'de de şeyimiz vardı. Bu anlamda hukukumuz. Kim fikirlerine katılmasam bile herkesle görüşürüm. Teşekkür ederim. Evet, tamam.